Değerli STV izleyicileri, Sanata Daire hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine bir cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğum var. Sanata Dair, biliyorsunuz her cumartesi STV ve STV Facebook hesabından sizlerin karşısında oluyor. Bugün gerçekten Eskişehir'e, aslında tüm Türkiye'ye mal olmuş değerli bir ses. Musiki anlamında gerçekten çok etkili bir isim. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Sağ olsun beni kırmadı bugün. Bugünkü programımızın konuğu Ali Rıza Saltık. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Siz çok değerlisiniz bizim için. Teşekkür musiki ederim. Anlamında, bürokrat anlamında, Eskişehir için. Onun için bugün böyle sanki biz de sezon finali yapıyoruz gibi. Dedim ki sezon finalini ancak da değerli hocamla yapalım. Değerli saz üstadları da hoş geldi. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu olanağı tekrar bize verdiğiniz için değerli sazende arkadaşlarımla beraber tüm STV izleyicilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biz de hoşça bir program olmasını temenni ediyoruz. Onun için zaten kesinlikle buradayız. Ama şunu peşinen söylemeliyim ki, tabii siz onları mutlaka soracaksınız ama işte malum bu pandemi nedeniyle müzisyen arkadaşlarımız, benim gibi ses sanatçısı, sanatçılar maalesef ne sazlarını ellerine alabildiler, aynen, ne solistlerde mikrofonlarını ellerine alabildiler. Onun için ufak tefek hatalarımız olabilir. Estağfurullah. Bizi izleyen çok kıymetli STV izleyicilerinin hoşgörüsüne şimdiden sığınıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocamın mütevazılığı ayrı bir Eskişehir'de bilinir zaten ama musiki anlamında onun önünden geçmek mümkün değil. Estağfurullah. Nasılsınız? İyi misiniz değerli hocam? Vallahi bu süreçte işte, görüşüyoruz biz ama evet. Böyle bir arada olmak tabii hoş oluyor. Aslında uzun süredir de siz sağ olun ısrar ediyorsunuz. İlla programa tekrar Sanata Dair ilk programımızı çekmiştik çok da. Yılbaşında da arada bir yılbaşında şey yaptık. Çok da olumlu dönüşler oldu tabii bize, dinleyicilerimizden, izleyenlerimizden. Ancak bunu biraz geciktirmemizin sebebi malumunuz işte bu pandemi süreci. Evet. İçimizde bazı arkadaşlarımızın o dönemde rahatsızlıkları oldu maalesef. Tabii. Bu pandeminin kapısını çalmadığı hiçbir hane neredeyse yok Süleyciğim. Yok, evet. Temennimiz bir an evvel bu herkesin aşılarını vurulması ve bu illetten kurtulmamız diye biz artık dua ediyoruz. Kesinlikle. Yani. Sanki iyi de gidiyoruz gibi. Onlardan da birazcık sorularımız olacak. Belki bugün Ali Rıza Hocam bizi izleyenlere, daha çok aslında müzisyenlere güzel sürprizler de verecek, yanında getirdiğini biliyorum. Çünkü değerli hocam ben Eylül'den beri hep müzisyenleri Sanata Daire konuk olarak aldım. Çünkü o sektör gerçekten artık eksilere indi. Müzik piyasası. Ama bugün böyle serinletecek Büyükşehir Belediye'mizden çok güzel projeleri de Ali Rıza Hocam'dan dinleyeceğiz. Ama artık şöyle bir başlayalım. Öyle değil mi? Başlayalım. Buyurun efendim, söz sizde. İşimiz şarkı söylemek. Evet, bugün bol müzik yapalım. Hay sizi dinleyelim. Buyurun. Özledik. Buyurun. Buyurun. O zaman ben şarkımızı anons edeyim. Çünkü anons etmeyi çok severim. Niye severim? Bu bir emektir şarkı. Sözlerin önce sözler yazılır, sözün üzerine de işte bestekar o nameleri oturtur. Biz ona işte şarkı diyoruz. Evet. Sonra da benim çok kıymetli arkadaşlarım az sonra olacağı gibi, dinleyeceğimiz gibi onları notalarla dillendirerek bana atacaklar. Ben de okumaya çalışacağım. Uşak makamında bir şarkımız var. Büyük bestekar Avni Anıl'ın çok güzel bir şarkısı. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Buyurun. Buyurun. Thank you.
Harikasınız. Sesinizi özlemişiz efendim. Değerli Ali Rıza Saltık hocamın ve değerli saz üstadlarının yüreğine sağlık. Çok güzel başladık. Teşekkür ederiz efendim. Zaten şunu söylemeliyim. Ali Rıza Saltık konuşacağız şimdi değerli hocam. Hem bürokrasideki durumu ama biraz şuradan başlayalım hocam. TRT'deki aslında yaptıklarınızdan başlayalım. Pandemi öncesinde Ankara Radyosu'nda, İstanbul Radyosu'nda çalışmalarınızı biliyorum. Davetleri biliyorum. Ama sizden dinleyelim. Biraz nostalji yapalım. Sevgili Hüseyin, tabii TRT bizim kalbimizin en müstesna köşesindeki bir kurum. Biz sınavları kazandıktan sonra, bundan önceki programlarda da ben mutlaka anlattım. Evet. Müteahhit defalar. TRT'deki programlara çağrıldık. Ankara Radyosu'ndaki işte tatil sabahı özel eğlence programlarından tutun. Ankara Radyo stüdyolarındaki canlı yayınlara kadar, İstanbul Televizyonu'ndaki programlardan tutun, başka yerlerdeki programlara kadar TRT'nin çeşitli etkinliklerinde zaman zaman yer aldık. Ancak tabii pandemi sürecinde maalesef her şeyde olduğu gibi işte hep laf oraya geliyor. Musiki sektörü göçtü. Evet. Musiki sektörü bitti adeta. TRT'ye de siz bakmayınız. Yani şu anda TRT Akşam Sefası, efendime söyleyeyim diğer radyo konserleri falan hep daha önce çekilen tabii konserleri yayınlamaya çalışıyorlar. Ki malum işte kimse kimseyle çok fazla kalabalıklara giremiyor. Biz bile bugün burada gerekli tedbirlerimizi aldık. Bir de ben tabii iki kere aşı olmanın verdiği rahatlıkla kanun üstadımız Nevzat Bey de zaten ona keza. Diğer bu gençler henüz daha sıralarını bekliyorlar ama onlar da iyiydi. Şeylerine baktırdım ben tahlillerini. Tamam sizden ya, geçtiyse yok, tamam. Sıkıntı yok. Stüdyodaki arkadaşlarım
Kumandadaki arkadaşlarımda da zaten hiçbir sıkıntı yok. Yani biz çok burada... şükür. Biz burada bütün sosyal mesafe tedbirlerimizi evet, alarak hareket ediyoruz. Gönül rahatlığıyla geldik. Dolayısıyla Hüseyin'ciğim pek çok aksiyon şu anda yerle bir oldu. Tabii. Programlar iptal oldu, programlar bozuldu. Ha, temennimiz, işte basında da dinliyoruz, seviniyoruz, heyecanlanıyoruz. İşte şu kadar aşı geldi, şu kadar aşı daha gelecek. Tabii. O bizi mutlu ediyor. İnşallah pek çok insanımız aşılanır. Bu musibetten kurtulmuş oluruz diye. Aynen. Temenni ediyoruz. Aynen. Yani. Bizim için gerçekten musiki alanında Eskişehir'de yaptıklarınız, her seferinde söylüyorum. Dediğim gibi bu belki Ali Rıza hocamı üçüncü kez ağırlıyor olmam şerefle. Bu sefer daha böyle geniş kadroyla ağırlama şerefine nail aslında olduk. Aslında daha geniş gelmek isterdik tabii, ama. Yavaş yavaş hocam. Dördüncü programda yeni dönemde İnşallah biraz daha artıracağız. Daha artıralım ya da daha büyük bir mekanda. Kesinlikle daha büyük mekanda. Çekelim. Sizin hem bürokrasideki durumunuz, evet, yıllardır yaptığınız başarılı çalışmalarının yanında müziğin olması tabii ki sizi ayrı bir duruma da sevk etmiyor değil. Mutlaka. Biraz ondan küçücük bahsedelim. Ben hep söylüyorum. Hep de gıpta ediyorum. Ali Rıza hocamın odasına girdiğinizde musiki kokuları daha kapı açıldığında başlar, gelir. Musiki. Onun için hayatındaki yerini çok iyi biliyorum. Biraz da kendinden duymak istiyorum her zaman. Teşekkür ederim sevgili Hüseyin. Benim yaptığım görev o kadar sıkıntılı bir görev ki. Şimdi kocaman Büyükşehir Belediyesi'nin Mali İşler Daire Başkanısınız. Evet. Bütçesi, ödeneği, paranın temini, gelirlerin elde edilmesi. Tabii bunlar bir ekip işidir. Başta Sayın Başkanımızın önderliğinde. Tüm genel sekreterimizden, tüm alt kademelere kadar herkesin, tüm belediye çalışanlarının gayretleri sonunda bir şey çıkıyor. Ama herkesin, bizde 25-26 tane daire başkanlığımız var Büyükşehir evet, Belediyesi'nin. Kente kimi fen işleri yoluyla hizmet ediyor, kimi ulaşım hizmetini tabii, sağlıyor. Kimisi park bahçeler marifetiyle kentin güzelliğini, kentin yeşilliğini. Efendim kimisi kanalizasyon idaresi aracılığımızla işte içme suyumuzu temin ediyor, yeraltı sularını düzenliyor. Velhasılı çok büyük işler yapılıyor ama benim işim gerçekten çok maliyecinin işi zaten hep sıkıntılıdır. Evet. Her zaman. Pür dikkat. Pür dikkat. Ekonomik sıkıntı malumunuz pandemi nedeniyle. Şimdi tabii... Maliye Bakanlığı bütçe gelirlerinden toplanan, ülkede toplanan vergilerden bize pay gönderiyor. Bizim nüfusumuza göre yüz ölçümümüz oranında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne pay gönderiyor. Ancak sağ olsunlar bizim kendi öz kaynaklarımız bu sefer pandemi nedeniyle işte otobüslerimiz kısıtlı tabii, çalışıyor, tramvaylarımız tabii, kısıtlı çalışıyor, parklarımız, bahçelerimiz, müzelerimiz, giriş yerlerimiz yani bize para sağlayacak tüm noktalarımız maalesef şu anda kapalı. Doğru. Dolayısıyla yani Ankara bize gönderiyor ama Ankara'nın gönderdiği artık karşılamamaya başladı. Aynen. Şarkı çevirmekte doğru, zorlanıyoruz. Bu işin başında da ben varım. En çok tabii beni rahatsız ediyor. Çok üzülüyorum. Ama arkadaşlarımın yardımıyla, hocamızın destekleriyle inşallah şimdiye kadar mahcup olmadık. Şimdiden sonra da inşallah. Bu anlamda anlıyorum biraz. O demek ki odada müziğin olması biraz daha Ali Rıza hocamı rahatlatıyor. Biraz tabii. Müzik tabii, hani boşuna ruhun gıdası dememişler tabii, sevgili Hüseyin. Yani tabii, dolayısıyla tabii, müzik bizi rahatlık veriyor. Bir de tabii şeyle, parayla, hesapla, kitapla uğraşan adamların suratları genelde asık olur. Ben hiç Ali Rıza hocam böyle işte bir şey görmedim. Allah'tan yani, bu musikiyi Allah bana vermiş. Ben de işte arkadaşlarımla birlikte kentin de gayretiyle, sizlerin de desteğiyle biz de kendi çapımızda bu asil ve yüce musikimizi kitlelere, bizi izleyen insanlara, musiki severlere, sanat severlere aktarmaya çalışıyoruz. Çok hiç da olmasa, güzel yapıyorsunuz. Müzik bizim oradaki sıkıntılarımızı alıyor. Evet, kesinlikle. Ben hep programımı değerli hocam sanat tedavi eder diye kapatırım. Kesinlikle. Kesinlikle tedavi ediyor. Evet, evet, evet. Hocam sizi bulmuşken, bu değerli saz üstadlarını bulmuşken devam edelim lütfen. Edelim. Hay ne hay, yapalım şimdi? Hay hay. Yine Uşak makamı güzel makamdır. Uşak makamı hep biz sanatçılar ona aşıklar makamı diye evet, hitap eder. Yine Uşak makamında 80'li 90'lı yılların çok popülerite olan bir şarkısını okumak istiyorum.
Bilge Özgen'in bir şarkısıdır. Ankara Radyosu'nun çok değerli bestekar ve lafta sanatçılarındandır. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Hadi buyurun lütfen. Size sağlık. Hocam bırakma. Seni buradan böyle repertuarı bol çağırdık. Teşekkür ederim. Zaten sohbetlerimizi ben bir daha alırım. Teşekkür konuk yaparız. Ederim. Ne olur devam edelim. Edelim. Hocam. Hay hay. Tabii şunu da değerli izleyicilerimize tabii, tekrar paylaşmak lütfen istiyorum. Hani Ali Rıza da sık sık mazeret çıkarıyor. Estağfurullah. Demeyeceklerini biliyorum. Tabii oturarak şarkı söylemek çok zor bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla diyaframı tam kullanamıyorsunuz. Böyle ikiye katlanarak söylüyorsunuz ama bugün özellikle böyle bir format olsun evet dedik. Ya bizim oturarak şöyle sohbet tadında. Tabii, bizim seyircilerimiz çok mütevazı.
sizi de tanıyorlar. Ben onlardan birisiyim. Kesinlikle. Onun için bize o kadar güzel geliyor ki, o kadar bu tınılar, sizin ses tonunuz. Biz çok özledik hocam. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Hay hay devam edelim. Devam yine edelim. O zaman yine aynı makamda Semahat Özdenses hocamızın, Allah rahmet eylesin, Uşak makamında bir şarkısı. Her mevsim içimden gelir geçersin. Bu arada bir arkadaşlarımdan bir tanesini şöyle bir geçiş. Evet değerli üstadımız Nevzat Bey'i Uşak makamındayız ama evet. Yine de bize bir şöyle kulağımızı bir ısıtsın. Oh ne güzel. Yani dinleyicilerimizi hazırlasın. Tabii. Thank you.
Yüreğinize sağlık efendim. Ali Rıza Saltık ve değerli saz üstadlarına çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel geldi ki her mevsim içimden gelir geçersin. Çok güzel söylediniz çok hocam. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Bunlar bizim şarkılarımız. Bunlar bizim kültürümüz. Biz bu kültürü az önce de söyledim işte. Bu gerçekten çok yüce ve asil bir kültür. Türk sanat musikisi, halk musikisi. Bunları biz sanat elçileri olarak kesinlikle halkımızla paylaşmak ve onlara doğruyu doğru bir şekilde aktarmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz sevgili yani, Hüseyin'ciğim. Ve o bayrağı diyelim artık, o sizin taşıdığınız o musiki bayrağını hem şehrimizdeki diğer müzisyenlere mutlaka, o kadar mutlaka, güzel de mutlaka, örnek olarak götürüyorsunuz ki çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hazır buna gelmişken değerli hocam, şundan bahsedelim mi? Bu pandemi döneminde de boş durmadınız. Tamam, bürokrat olarak Ali Rıza hocam devam ediyor ama o kadar güzel çekimler yaptınız ki birazdan onları da yayınlayacağız programımızda. Biraz sizden dinleyelim onları. Teşekkür harika ederim. Böyle bir YouTube çekimi oldu. Evet, evet. O bizim değerli şefimizin Taner'in bir projesiydi. Üniversitedeki sanıyorum oradaki Taner abi, müzisyen, maşallah var. Müzisyen arkadaşlarıyla öyle bir oluşum içerisine girmişler. Bana da abi okur musun? Memnuniyetle. Yani biz zaten hele bu sıkıntılı süreçte arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Onun hep hesabı kitabı içerisinde olduk. Tabii biz kişi olarak belki çok fazla arkadaşlarımıza destek veremedik bu anlamda ama az da olsa biz de üzerimize düşen bir şeyi, bir görev verdiler bize. Biz de gittik o görevimizi birlikte arkadaşlarımızla. Çok güzel olmuş ama. Yüreğinize evet, sağlık. Evet. Gerçekten. Evet, onu yapmaya çalıştık. Sanıyorum YouTube'da da işte sağ olsun eş dost bilenler vallahi bayağı bir izleyiciye izliyorlarmış. Ulaşmış. Evet, izliyorlar. Herhalde mütevazi. 6 tane mi çekildi? Sanıyorum bir 6 şarkı çektik. Ama bu şimdi böyle alıştırdınız bizi. Bunun 6 değil, daha devamı gelmesi lazım. Vallahi inşallah o devamı gelecek orkestra arkadaşlarımıza. Tabii daha genişleterek onu Taner Bey sağlayacak. Orkestrayı oluşturup repertuarımız zaten hazır. Harika. Biraz daha işte şu sürecin daha işte düzelmesi. 1 Haziran itibariyle evet, evet, ilk adım atılıyor. Evet. Değil mi değerli evet hocam? Ondan sonra sanki İnşallah artık eski düzenimize döneceğiz. Umarım gibi döneriz. Umarım döneriz. Tabii bu arada sevgili Hüseyin, aşağı yukarı pek çok haneden kayıplarımız var. Evet. Bu pandemi nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız var. Ben hem bu aracılığınızla da onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, çok önemli. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Ve en önemlisi de sağlık ordumuzun başta hekimlerimiz olmak üzere en üstten en alt kademedeki arkadaşlarıma kadar hepsine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Aynen. İyi ki varlar. Bu sağlık ekibimiz can siperhane çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Onlar da kendi işlerinden pek çok doktorlarını kaybettiler, hemşirelerini kaybettiler, teknisyenlerini, hizmetlilerini, ambulans şoförlerine kadar evet, bu melun hastalıktan maalesef kayıpları oldu ama buna rağmen yine de sağ olsunlar bizim için, halk için dört başı mamur olmasa da gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Çok emeklerine sağlık diyorum ben sağ onların olun, ne güzel aracılığınızla. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Biz de buradan
bütün sağlık çalışanlarımıza sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Tabii kayıplarımız oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii tabii. Yani diyeceğimiz, yapacağımız bir şey yok. Bir şey ama yok, evet. Bundan sonra artık kaybımızı ne kadar aza indirebiliriz düşünüyoruz. Evet, evet. Onun için de var gücümüzde biz de vatandaş olarak elimizden geleni yapacağız. Mutlaka o maske, mesafe, hijyen aynen konularında. Mesela bir stüdyoya girerken arkadaşlarımız hemen aşağıda ateşi ölçtü. Efendime söyleyeyim kolonya döktüler işte tüm i̇şte bu arkadaşlarımıza. Evet. Yani bunu bu bilinçli olmamız gerekiyor. Yani o bilinci oluşturmak önemli. Onun için uymak zorundayız. Başka kesinlikle bunun öyle. Çok yok. Sağ olun. Hani sözün bittiği yer diyorlar. Aynen ya. Sözün bittiği yer zaten değerli STV çalışanları yönetmeninden tutun, genel yayın yönetmeninden aşağıya kademeye kadar evet, hepsi buna riayet ediyorlar. Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi ne yapalım değerli hocam? Bir anda bitti deniyor sonra repertuar kalacak. Ona korkuyorum. Ya bizde şarkı çok. Evet. Buyurun efendim. Peki. Peki. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir isterseniz Hicaz makamına geçiş taksimi yapalım. Sonra şarkımızın ara namesiyle yine çok güzel bir harika şarkı okuyacağım. Bu şarkının da tabii hikayesi var aslında. Her şarkının hikayesi var da. Şimdi sözler tabii okudukça siz de şey yapacaksınız, anlayacaksınız. O kadar güzel yazmış ki Aşkın Tuna. Bunun üzerine de Hüsnü Üstün çok güzel namelerle taşlandırmış adeta. Harika. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım demiş. Aşkın Tuna, Hüsnü Üstün de bunu dediğim gibi çok güzel namelere dökerek ölümsüzleştirmiş. Şimdi de sizin sesinizle başka bir boyuta çıkacak. İnşallah. Ben de ilk defa arkadaşlarımla az önce geldiğimizde hemen şöyle bir şarkının giderine baktık. İlk defa okuyacağım. Buyurun sevgili efendim. Sevgili izleyiciler. Buyurun. Buyurun. Oh,
yaşamak çok zor. Gittiğinde anladım, hayatta hiçbir şeyin böylesine yanmadım. Sensiz yaşamak çok zor. Gittiğinde anladım, seni çok sevdiğimi. Seni çok sevdim, kalbimdeki ben senin derdim, gittiğinde bravo. Yüreğinize sağlık. Vallahi böyle sanki konserdeyiz değerli hocam. Teşekkür ederiz. Onları özledik. Gelecek inşallah o evet, günler. Evet inşallah. Böyle sahnedesiniz. Karşınızda da böyle artık 500-600 evet, bin kişi var. İnşallah o günleri o günleri göreceğiz görürüz inşallah. Ama arkadaşlarımı da ayrı ayrı kutluyorum. Kesinlikle. Bu arada tabii yıllardır bana sazlarıyla refakat eden çok değerli arkadaşlarım. Başta Sayın Nevzat Er Yılmaz üstadım. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız çok kıymetli bir kanun sanatçısı. Sevgili kardeşimiz Murat Günal da yine evet, şehrimizin çok önemli siması. Bizim de evet, bayrağını taşımaktan gurur ve onur duyduğumuz değerli abimiz Saim Günal'ın oğlu. Sevgili kardeşimiz. Hoş geldiniz. Teşekkür buraya ederim. Çok kısa bir değinmek istiyorum. Değerli Saim hocam. Şeyi bitireyim isterseniz. Tabii lütfen. Siz. Lütfen hocam. Ve Udu'yla da bana ta 80'li yıllardan beri refakat eden, ta Anadolu Üniversitesi'ndeki çalışmalarımızdan bu yana bana refakat eden sevgili kardeşim Coşkun Mik. Ona da çok teşekkür ediyorum. Şimdi tam arkamı dönemedim. Lekesiz Göz ailesinden. Tabii ya, çok değerli Taner, bir aile. Taner Lekesiz Göz, tabii kendisi de aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin halk bilimleri araştırmalarında çok kıymetli müzisyen. Ama yaşım ortaya çıkarsa çıksın, söyleyeceğim. Söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Ama biz zaten sizin yaşınızı biliyoruz. Şeydi herhalde evet, 42, 43 müydü? Ben öyle biliyorum ama. Teşekkür ederim. Yok, saklamanın bir şeysi yok. Yani şu anda hissettiğim yaştayım. Tabii Lekesiz Göz Taner kardeşim de babası çok kıymetli bir klarnet üstadımızdı. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey bana refakat ederdi ama daha sonra çocukları, torunları başladı. Ne güzel biliyorum. Yani şimdi beraberiz biliyorum. Demesinler Ali Rıza sen de ne dinozorlaşmışsın hala. Dördüncü evet, kuşağa doğru dördüncü gidiyoruz. Kuşağa doğru gidiyoruz. Ama Lekesiz Göz ailesi maşallah var. Ben her programımda mutlaka Lekesiz Göz ailesinden evet, bir evet, fert oluyor. Olmazsa geçtiğimiz olmazlar programlarda da. Evet. Taner abiyi de sağ ayrıca konuk olarak hepsi aldık. Hepsi birbirinden kıymetli kesinlikle, müzisyen kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sağlık versin. Daha İnşallah, güzel amin, programlar amin, yapalım. Şimdi şuraya çok özür dilerim bir nokta. Hem Saim hocam bizi mutlaka evet, izliyor. Evet siz onu lütfen. Saim Günal değerli artık musiki alanında gerçekten Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de onun da ismi gerçekten çok etkili. Oğlu burada. İnşallah yeni sezonda, yeni dönemde onu da ağırlayacağız. Şimdi, ağırladık. Kandırabilirseniz. İşte biraz kandıramıyorum. O öyle diyor. Ben kolay biz değilim, torpil yapalım. Biz beni kırmaz. Belki de beraber. Ben çok i̇nşallah, istedim çünkü. İnşallah, inşallah. Şimdi değerli hocam, tabii vaktimiz yavaş yavaş daralıyor ama yönetmenimden artık bu son sezon finali için biraz daha bir opsiyon isteyebilirim. Çünkü biraz hareketleneceğiz daha, hocama söz vereceğim. İsterseniz onu yapalım. Sonra sahne seninden mi bahsedelim? Yoksa bahsedip sonra pür dikkat devam edelim. Hay hay. Sahne çünkü seninden. Çünkü sahne senin çok önemli bir proje. Hay ben hay, buradan değerli Eskişehir'in mimarı, değerli hocamız Profesör evet, Doktor Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ediyorum, değerli hocamıza. Yakın zamanda böyle bir proje
ortaya attı. Sahne senin. Şimdi Ali Rıza Hocam çok kısa bir onu dinleyelim. Şimdi tabii ben direkt tamamını söylemem olmaz. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin basın yayın halkla ilişkiler dairemizin hazırladığı bir projedir. Kentimizde işte bu anlamda pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyen kardeşlerimize yaklaşık 200 kişiden oluşan bir müzisyen kardeşimize biner liralık bir yardım yapılacak. Kentin muhtelif yerlerinde konserler verilecek. Ne güzel. İşte evet. Bu. Tabii burada şimdi arkadaşlarım belki ya Ali Rıza Bey bize de bir şey çıkmayacak mı diyecekler ama onlara bir şey çıkmayacak. Buradaki amaç ve hedef hiçbir sosyal güvencesi olmayan sadece enstrümanıyla yaşamını sürdüren 18 yaşından büyük müzisyen kardeşlerimize bir olanak tanıyacak. Ne ama güzel, abileri de yine abileri de onlara destek verirler yani. Destek onlara verirler. Verirler abileri. Yüreğinize sağlık. Bütün değerli hocama bu süreçte müzisyenleri yalnız bırakmadığı için çok çok teşekkür ederim. Ben daha kısaca bunu sözcü olarak söyledim. Tabii ben de daha detaylarını öğreneceğiz. Evet. Yeni daha taze. Evet. Bütün şehrimizde şu anda billboardlarda falan var. Lütfen başvurunuzu yapın diyorum. Ben sözü Ali Rıza hocama bırakıyorum. Peki. İsterseniz devamını getirelim. Çünkü sonrasında beraberce programımızı kapatalım. Olur peki mu hocam? Hay hay. Yine Hicaz makamından devam edelim arkadaşlar. Mikrofonu alayım. Yine Hicaz makamında çok güzel bir şarkı. Malatyalı Fahri Kayahan'ın bir şarkısı. Ayrılık ateşten bir ok. No. Nazlı Yar'dan hiç haber yok. Herkesten çok.
şarkıda... Süper. Sesim biraz titredi. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Bu şarkı tüm gurbette sevdiği olanlara gitsin. Benim de kızıma gitsin. Fethiye'de kızım yaşıyor. Oh. Ona gitsin. Ara ara hocam kaçıyor. Biz de selam gönderiyoruz. Şimdi değerli hocam, iyi dileklerinizi alalım. Sonrasında bir hareketli bir parça yapalım. Oh. Sonrasında da ben artık programı kapatayım. Uygun görürseniz. Yönetmenimizden de izni aldık. Devam ediyoruz. Ama şöyle biraz hareketlenelim, ama ilk önce sizden bu pandemi süreci olur. Yakınımızda Kurban Bayramı var. Evet. Malum sezon finali yapıyoruz ama önümüzdeki sezon devam edeceğiz inşallah. Neler söylemek istersiniz değerli hocam? Vallahi en başta da söylediğim gibi sevgili Hüseyin, başta STV'nin çok kıymetli yönetim kurulu başkanı Özgür Bey olmak üzere zat halinize, teknik masada görev alan teknik arkadaşlarıma, tüm ekip arkadaşlarıma bir kere bize bugün bir saat boyunca katlandıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Benim için de çok güzel bir, keyifli bir program oldu. Aslında gelirken düşündüm de, yani şimdi böyle ülkede pek çok aileye ateş düştü, ocaklarına ateş düştü. Acıları var, üzüntüleri var, kederleri var. Arkadaşlarımla da hatta onun muhakemesini de yaptık. Ya ne yapsak? Hüseyin Bey de haklı olarak çok ısrar ediyor. Kardeşimizi kıramıyoruz. Evet, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Yani bir takım tereddütler yaşadık aslında biz buraya gelene kadar. İşte süzgeçten geçirerek... Dikkat çok ederseniz, güzel bir repertuar. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Dikkat ederseniz şarkılarımız da hep manidar şarkılardır. Evet. Hep evet. Manidar şarkılardır. Hüzünlü şarkılardır. Belki seyircilerimizden, ya Ali Rıza bir tane de hareketli. İşte okuyamadım, varmadı, içim varmadı. Evet. Sevgili Hüseyin. Doğru. Onun için beni lütfen sevgili seyircilerimiz bağışlasınlar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve ülkemizde yaşayan tüm insanlar her şeyin en güzeline layıklar. En iyisine layıklar, en iyi şartlarda yaşamayı hak eden bir millettiz biz, hepimiz birlikte. Onun için herkesin işi gücü iyi olsun. Allah herkesi hastalıklardan, sıkıntılardan, bir klasik bir şey var ya işte, dertlilere deva, hastalara şifa, evet, borçlara da eda diyor. Öyle olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür selamlar, ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar bizi izleyen çok kıymetli seyircilerimize, STV'nin değerli seyircilerine, arkadaşlarıma bir kez daha sağ olsunlar. Bana katlandılar, lütfettiler, geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu, bizim için de çok anlamlıydı. Güzel güzel programlar yaptık. Her zaman birlikteyiz. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel hangi parçayı okuyacağız? Peki bir şarkıyla bir o zaman. Bir şarkı daha yapalım, sonra hay kapatalım hay efendim. Hay. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Oh. Hadi. Her şeyimi uğruna boş yere mi verdim? Verdim. Tamam. Thank you.
taş yere mi verdim? Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha biz beni kırmadınız. Değerli saz üstadlarına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir başka programda inşallah sizi ağırlamaktan İnşallah. Büyük şeref duyuyorum. Daha güzel günlerde daha buluşmak güzel günlerde. Ümidiyle. İnşallah. Değerli STV izleyicilerim, efendim bir cumartesi akşamının daha sonuna geldik. Aslında bir sezonun sonuna geldik. Böyle sezon için bir veda konuşması yapalım. Umarım inşallah önümüzdeki dönemde de sizlerle birlikte oluruz. Sanat tedavi eder dedik. Cumartesi akşamlarında sizlere konuk olduk. Ben başta S Grup ailesinin değerli yönetim kurulu başkanı Özgür Fetih Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Sonrasında genel yayın yönetmeni, değerli yazarlar, gazetenin değerli emekçileri, programımızın yönetmeni, değerli arkada çalışan bütün emekçilere benim kahrımı çektikleri için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz bir parça da olsa cumartesi günleri sizlerle olduk. Kulaklarınızın pasını sildik, kah ağladık, kah güldük. Ama artık biraz dinlenme zamanı herhalde. Yeni dönemde inşallah aynı gün veya farklı günlerde buluşmak dileğiyle şen ve esen kalın efendim.